Şimdi bu alan zamanında heyelan sonucu hatta Trabzon-Erzurum yolunu ulaşıma kapatılmıştı. Böyle bir heyelan oluşması vardı. Şimdi bu alanda bakın belediye bir proje yaptı. 729 konut, rezidans, iş yerleri vesaire. Yaklaşık 3 yılı geçti, belki 4 yıl oldu. Vatandaştan işte paralarını topladılar. İş yeri yapacağız. Bunu çekeceğiz diye. Hatta o ileride bakın şurayı da gösterelim, camiyi biraz da büyütelim. O Mortut cami bile yıkılacak. Alelacele de yıkılmaya çalışıldı. Sanki çok çabuk aniden işler gelişecekmiş, bitecekmiş gibi. Bakın şu anda Nisan ayına girdik. Burada hiçbir çalışma yok. Bakın hiçbir çalışma yok. İnşaat durmuş. Bir kayıt kaçtı mı diyorlar. Gittim bilmiyorum. Yani inşaat sahasında hiçbir faaliyet yok. Peki bu hiçbir faaliyet yok. Burada kırıcılar bile çalışmıyor. Finansmanla ilgili herhalde sıkıntılardan dolayı yüklenici firma bırakıp gitti deniliyor. Gümsaş yapacak diyorlar, yani belediyenin kuruluşu. Gümsaş 3 kuruşa takla atıyor. Belediyenin 5 kuruş parası yok. Belediye çalışanlarının tazminatlarını veremiyor. Sigortalarını doğru dürüst yatıramıyor. 729 konutluk dev proje yapacaklarmış. Alanına geldik. İşte bakıyoruz. En ufak bir hareket, çalışma yok. Yani bunu söylemek istemiyorum ama bunun sonunda buraya kamuya, sonuçta belediye bir kamu kuruluşudur, devlete güvenmiş, parasını vermiş, yer almış veya konut sahibi olmaya çalışan insanları herhalde büyük bir hayal kırıklığı bekliyor. Bunun da, bu konunun ne olacağı, tamamlanacak mı, ne yapılacak, bununla ilgili de bir açıklama da yok, şeffaflık da yok. Buradan belediyeyi, belediye başkanını göreve davet ediyorum. Buranın akıbetiyle ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapması lazım. Yoksa burayı da AVM yapacağız dedikleri, boşalttıkları, 5-6 senedir öyle çukur halinde duran bir alan halinde mi bırakacaklar? Yani bu nasıl olacak? Yoksa bir zengin Arap bulup ona mı pazarlayacaklar? Ona mı gayret ediyorlar? Bu vatandaşın verdiği paralar, yatırdığı ücretler ne oldu? Yani yarın öbür gün bu insanlar umut ettiler, ev sahibi olabiliriz diye. Hatta belediye sırf buraya talebi artırmak için bina inşaat, yapsat veya kooperatiflere bile zorluk çıkardı ruhsat konusunda. Biliyorum, ilgiyi buraya yoğunlaştırmak için, ama geldiğimiz noktada sessizlik, bir çalışma yok, en ufak bir faaliyet yok. Bunu da yine Gümüşhane'nin yetkililerine, siyasi temsilcilerine söylüyorum. Sahipsiz memleket dediğimiz zaman kızıyorsunuz. İşte sahipsiz memleket. Hayalleriyle oynanıyor memleketin ve bu memlekette yaşayan güzel insanların. Herkese İnönü Mahallesi'nden selamlar, saygılar.